Abi hiç samimi değilsin. Lütfen biraz samimi ol. Samimi olmanı bekliyorum. Bizim belediye başkanı var Ekrem Bey. Hiç samimi değil. Daha samimi olsa daha samimi olabilir. Eğer daha samimi olursa ben de ona daha samimi olabilirim. Samimiyet çok önemlidir. Samimiyet, samimi, samimiyet, samimiyetçilik. Evet yani duymaktan herhalde bir da çok sıkıldı ve bence artık anlam olarak altının böyle oyulup oyulup içine artık böyle işte her türlü çorba, su, ne bileyim papara falan doldurulduğu bir alan. Hiçbir anlamı kalmadı çünkü yani kelimeleri ya burada derdim şu değil. Öncelikle yine belirteyim yani derdim burada TDK adam olmak değil. Evet, samimiyet kelimesi yakınlıktır falan gibi böyle bir kelime anlamından gitmeyeceğim. Ama samimiyet genel olarak hani bir yakınlaşma temsil eder. Yani yakınlaşmanın bir tanımını tanımı daha doğrusu yakınlaşmadır samimiyetin. Yani birisiyle dostluğa giden bir ilişkinin evriminin bir parçasıdır samimiyet. Çünkü biriyle tanışırsınız, samimi olmaya başlarsınız, açılırsınız, yakınlaşırsınız. Açıldıkça dertleri paylaşırsınız, mutlulukları paylaşırsınız. Ortak alanlarınız olduğunu fark edersiniz, çatışmalarınız olur. Bunları çözmeye çalışırsınız ve bunları da yine bu samimiyetinizle geliştirirsiniz. Çünkü bu sefer hani biriyle zaten yakınlaşmadan nasıl dost olacaksınız? Şimdi buradan yola çıkarsak bir internet ortamında, Hele de post-truth çağında yani bu komploların havada uçtuğu bir ortamda yani kayıtsız şartsız fikirlerinin peşinden gittiğiniz insanlarla samimi misiniz? Gerçekten tanıyor musunuz onları? Ya beni tanıyor musunuz mesela? Ya beni benim anlattığım kadar tanıyabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Yani bugün internette gördüğünüz, televizyonda gördüğünüz, dışarıda gördüğünüz, Günlük hayatınızda bazen çok kısa sürelerle etkileşime geçtiğiniz kişileri sadece orada gördüğünüz kadar ya da size kendisini açtığı kadar tanırsınız. Samimi olabilir misiniz bu süreçte? Zor. O zaman zaten dostluk diye bir şey olmaz. Herkese dost olurdunuz. Ama bakıyorsun topluma yani tabii burada iklimsel olarak sıkıntılar da var. İşte yılların oluşturulduğu o siyasi ortamlar, çıkara dayalı ilişkiler, sınıfsal ayrıcalıklar, farklılıklar. Yani bir ton şey var burada ve devamlı bunların altında bir samimiyet aranıyor. Ya bu çok dostsuz, dostsuz, arkadaşsız olduğumuz için ben bunu anlayamayacak duruma geldim artık. O yüzden de bu videoyu yapıyorum. Ne abi bu samimiyet? Yani kusura bakmayın, evet hepimiz burada bir şeyler paylaşıyoruz. Ben hani bu günlük videolarında biraz daha hani içimi açmak demiyorum ama tecrübelerimden yola çıkarak bazı fikirler ortaya atmaya çalışıyorum. Doğrudur, yanlıştır, tartışabiliriz. Zaten yorumlarda buna hedefliyorum ki buna yine de hata yapmamak için asla bir psikolog gibi atıp tutarak yaklaşmıyorum ya da işte bir iş, bir iş, herhangi bir başka soyut bir alanda bu birime sahip soyut bir alanda da hani atıp tutmaya çalışmıyorum. Derdim burada biraz da kendi deneyimlerimle ortaya çıkan fikirleri paylaşmak. Ama bu samimiyet konusu gerçekten yorucu oluyor. Yani burada da diyebilirsiniz ki abi o zaman sen burada bize ne anlatıyorsun? Sen de samimi değilsin. Zaten derdim samimi olmak değil. Samimiyeti ticari ortamda, sonuçta bunların hepsi ticari. Yani bugün sinemada ticari, YouTube'da ticari, Instagram'da ticari, taksi de ticari, onlar işini yapamıyorlar. <laughs> Neyse, işin şakası. Yani burada bir samimiyet beklemek yine bence bir kavram karışıklığı var. Yani benden şunu beklemenizi isterim. Tutarlı olmak mesela. Abi dün işte kadınları toz kondurmuyordun. Bak bugün ne oldu falan. Bu, bu mesela şey samimiyet sahte bir samimiyet sorgulaması iken, eğer ben mesela hayatımda kadınlarla ilgili ya da başka konularla ilgili ya da hayvan hakları ile ilgili örnek vereyim. Ya yani bugün hayvan hakları ile ilgili konuşurken, çabalarken, bir dert anlatmaya çalışırken düşünsenize bir videom çıkıyor böyle sokakta köpeğe vuruyorum falan. Şimdi ben samimi mi oldum? Tutarsız oldum. Halbuki ne oldu? Tancan çok samimiydi. Bak ne güzel anlatıyordu. Yani bu videoda ana odam tutarlı olmak. Dürüst olmak yanında. Yani çok kısa sürelerde görüyorsunuz insanları. Yani internette de böyle kayıtsız şartsız ardından koşulan kişileri görüyorum. Ertesi gün bir hata yapıyorlar. Ya da bir yerlerde bir sorun çıkıyor. Ya da çok ciddi böyle toplumsal konuları tetikleyecek belki ırkçı, belki cinsiyetçi, belki böyle belli bir azınlığı tetikleyici sorunlar ortaya çıkıyor bu insanların sözleri yüzünden. Ve o zaman böyle mecburen sessiz kalıyorsunuz. Çünkü kayıtsız şartsız peşinden gitmek de doğru değil. O kişi çok samimi olamaz sizle. Çünkü o da ticari. Twitter'da o da bir şeyin peşinde. Yani ticaretten kastım kesinlikle %100 para kazanan ortamda değil. Orada bir troll de ticari, bir trollük yapıyor. Onun karşılığında bir şey kazanıyor. Bir temsil ettiği bir kuruma bir şeyler kazandırıyor ya da. Espri yapıyor, komiklik yapıyor, kendisine takipçi kazandırıyor. Ondan sonra oradan para da kazanabilir. Bunu yapanlar var. Ticardan kastım biraz daha geniş olarak bu aslında. O yüzden sanırım bu samimiyet konusundaki ana beklentimiz tutarlılık bir kişinin tutarlı olmasını beklemeliyiz. Hele de bu tutarlılık konusu bence siyasilerde daha önemli. Yani tabii siyasilerde bir istisnamız var onu açmam lazım. Bir siyasi de samimiyet yakalanabilir. Çünkü siyasi günün sonunda sizin ideolojinizle eşleşip size bir yakınlık kurmaya çalışıyor fikirsel olarak. Bak burada bir samimiyet kırıntısı var. Onu yakalayabilirsiniz. Yani bu kişinin size ne kadar yakınlaştığını, fikirlerini ne kadar açtığını doğru olarak açtığını samimiyet olgusu altında alabilirsiniz. Ama tabii yine bu siyasinde tutarlılığına bakmanız lazım. Bugün böyle yaptı, yarın başka bir şey yaptı. E bunu şimdi ölümle destekleyecek miyiz? İşte o zaman ne oluyor? Çıkar ilişkisi başlıyor. Yine ticari oldu konu gördünüz mü? Ya o yüzden samimiyet samimiyet tartışması beni çok yormaya başladı ve bunu herkesten bekliyoruz. Doktora gidiyoruz samimi olsun. Ya doktor sana niye samimi olsun? Doktor profesyonel. Aksine seninle samimi olmamalı. Sana net olmalı, sana açık olmalı, sana dürüst olmalı. Sana yalan söyleyebilir mi? Ya yani sen şimdi birisi dostun sana bazen mutlu olman için yalan söylemese de her şeyi söylemeyebilir. Bazen seni duymak istediklerini söyleyebilir. Seni o an mutlu etmek isteyebilir. Çünkü artık orada bir dostluk var, samimiyet var. Orada yakınlaşmamamız lazım ya ben mesela bunu biraz şeyde yaşadım yani bu özellikle de içerik üretimine girdiğimde buluşmalar oluyor işte ne bileyim işte podcastleri sahnelerde yapıyoruz. İşte kalk gel vardı zamanı dışarıda karşılaşıyoruz orada böyle çok kısa diyaloglar geçiyor ben olabildiğince orada böyle hani güler yüzlü sakin sonuçta birbirimizi tanıyabileceğimiz bir alan değil. Ama mesela orada bile ufacık bir e, bir güler yüz, bir yakınlaşma hemen böyle karşıdan çarpı 10 çarpı 20 tepki getiriyor. O baba kanka ne var ya hop kulaktan böyle hemen omuza el atmalar falan. Covid de var zaten. <laughs> ya yani bu tabii biraz daha argo anlatıyorum şu an ama anlamak iste anladığını sanırım anlatmak istediğimi. Yani biz o anda samimi olamayız. Yani takribi 30 saniyelik bir ilişki var aramızda. Bu çok zor. Ya ama şimdi tabii gidip de şunu da anlama Ya burada her şeyi açıklamak zorunda kalıyorum. Çünkü alacağınız ya pardon, söyleyeceğiniz her bir cümle bir noktada cımbızlanıp başka bir yere çekilebiliyor. O yüzden açıklamamı ben yine yapayım. Ben size karşı yapay olmaya çalışmıyorum. Ben orada ben Tancın olarak oradayım. Ben orada bir şey sorarsanız size dürüst olurum. Cevap veririm. Bir şey e, sorarsanız daha önceki yaptıklarımla size tutarlı olmaya çalışan cevaplar vermeye çalışırım. Ama samimi olamayız. Bunun için bir oturma ha yok mu? Yani benim dijital ortamda tanışıp benim takipçim olup yakınlaştığım insanlar var. Çok da her gün konuşuyorum. Yani iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi yani artıyor her gün. Ve bundan çok mutluyum. Ama orada artık bir doğal bir ilişki başlıyor. Aylarca konuşuyorsun, mesajlaşıyorsun, tanışıyorsun, bir kahve içmeye çıkıyorsun. Artık bir arkadaşlığa, bir dostluğa ayrılıyor. Yani ben Tan Can'ım, o da benim takipçim gibi bir şey kalmıyor zaten. O zaman samimiyet başlıyor. O yüzden hani bu samimiyet konusunda yani bu aralar hep duymaktan da sıkıldım. Uzun süredir de geriliyordum bu konuda. Yani o yüzden hani karşınızdaki ilişkiniz ya da o internetlerde gördüğünüz o ünlülerle ilişkinizi samimiyet olarak tanımlamaktan bence vazgeçersek biraz kafamız rahatlayabilir. Hayal kırıklıklarımız düşebilir. Onun yerine hizmet alacaksak bu kişiden, bu kişiden siyasi bir katkı alacaksak, bu kişiden Manevi bir katkı alacaksak bence tutarlı olmasına ve dürüst olmasına dikkat etmemiz daha önemli olacak. Görüşürüz bay bay.